UNESCO Geçici Dünya Mirası olarak seçilen Kayseri'nin doğal ve tarihi miraslarından Koramaz Vadisi'nde alan yönetimi çalışmaları başlatıldı. Dernek ofisinde düzenlenen basın toplantısına dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda derneğin tarih alanı ile ilgili girişimlere dikkat çeken Dernek Başkanı Halit Erkiletlioğlu, Koramaz Vadisi ile ilgili yürüttükleri çalışmaları basın mensuplarına aktardı. Koramaz Vadisi ile ilgili özellikle çalışmalar yaptık. Burada en önemli sıkıntı alan yönetimi kurul olmamasıydı. Yani bu bölgede hem Kültepe'de, Kültepe'nin sahibi var. Koramaz Vadisi'nin sahibi yok, muhatap yok. Belediyeler var. Belediyeler işte güçleri yettiği kadar çalışıyorlar. Orada bir başıboşluk var. Bu alan yönetimi sistemiyle bu başıboşluğun aşılacağını düşündük. Alan yönetimi Kültür Bakanlığı tarafından tayin ediliyor, atanıyor. Bu bir belediye başkanı da olabiliyor, bir daire başkanı da olabiliyor veya dışarıdan birisi de olabiliyor. Şimdi bunun mücadelesini veriyoruz. Bu alan yönetimini becerebilirsek buranın sınırları belli olacak. Koramaz Vadisi'nin sınırları belli olacak. Bu sınırlarda bir muhatap olacak halka karşı ve tüzel kişiliklere karşı, belediyelere veya resmi dairelere karşı bir tüzel kişilik oluşmuş olacak. Bunun mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu sene içinde 2022 yılı içinde bunu sağlayacağız. Bundan ilgili AGÜ Üniversitesi'nden Ömer Bey'le, orada öğretim üyesi Ömer Bey'le irtibat kurduk. O bu konuda çalışmalar yapmış, alan yönetimi konusunda uzman. O çalışmalar yapıyor, bu alan yönetiminin altyapısını oluşturuyor. Olduktan sonra inşallah alan yönetimini oluşturmuş olacağız. Koramaz Vadisi'nde bir takım sıkıntılar var. Belediyenin çözmesi gereken sıkıntılar var. Bu sıkıntıları anlamak üzere biz bu arkadaşlarımla beraber ve diğer üye arkadaşlarımla birlikte köy gezileri yaptık. Burada 7 köyümüz var. Bu 7 köyümüzün muhtarlarıyla ve köylülerle birlikte köy odalarında oturmalar yaptık. Orada biz konuşmaktan ziyade onları dinledik. Oradaki sıkıntılar neler? Yani bu Koramaz Vadisi projesini genel hatlarıyla anlattık. Bu olduğu takdirde onların beklentileri neler? Bunları öğrenmeye çalıştık. Onların tabii bazı beklentileri var. Yani bir kere belediyelere çok görev düşüyor. Orada icra makamı o. Biz dernek olarak bir gücümüz yok bizim. Yaptırma gücümüz yok. Ama dile getirme gücümüz var. Kamuoyu yaratma gücümüz var. Bunu tabii sizler vasıtasıyla yapacağız. Orada köylerde iskanı sağlamak gerekiyor önce. Orada iskan kışın yok oluyor. Yani şehre göçüyorlar. Bu köylerin çoğunda doğal gazı yok. Sıkıntılarının başında o geliyor. Doğal gaz çekilecek olursa diyorlar. O zaman köylü, mesela İldem'e daha çok oralar, o Koramaz Vadisi yakın. İldem'den dairelere çıkmışlar. Köyümüze geliriz. Köy meskun hale gelir. Ve o zaman da hizmet başlar diyorlar. İkinci sıkıntı orada, bu Koramaz Vadisi'nin hemen içinde ve çevresinde taş ocakları, kum ocakları gibi oraya zarar veren ocaklar var. Çünkü dinamit atıyorlar, patlatıyorlar vesaire. Yani hem tabii görünümü bozuyorlar, tabii yapıyı bozuyorlar. Hem de havayı bozuyorlar. Gürültü patırtıyla oradaki, hatta hayvan bile otlatılmaz hale gelmiş orada. Bunu önlemek üzere bir çalışmalarımız var. Onun dışında bu kontrolsüzlükten dolayı çok büyük miktarda tahribat var. Mesela definecilerin kazıları var, şeylerde, oralardaki kiliselerde, yapılarda. Birçok eski kilise, yapı, şeyler var oralarda. Onun dışında halkın da yazlık oraya piknik maksadıyla gelenlerin de bir takım oralarda kirliliğe sebep oldukları anlaşılıyor. O da belediyelerle falan çözülecek herhalde. Bu şekilde devam ediyoruz.